Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Onur'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Çoğunuzun seveceği tarzda bir araçla beraberiz. Honda Type R FN2. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Sen de zaten stok araç sevmiyorsun. Evet, biraz bir şeyler belli oldu. Belli başlı modifiyeler yaptık araçta. Asıl içine geçmeden önce hem gazlayacağız, bol bol doyurucu görüntüler olacak. Bir aracı dıştan gezelim GoPro açısından. Ondan sonra zaten başlarız. Evet arkadaşlar, GoPro açısına geçtik. Bir aracı etrafından dolaşalım. Ondan sonra içine geçeceğiz. İstiyorsan ilk kaputtan başlayalım. Karbon bir kaputumuz var. Evet, kaput bu Tegiva bu araç için üretmiş. Kaputtan yaklaşık 3-4 tane var Türkiye'de. Ha, birkaç tane de bir kaput. Birkaç tane arkadaşım da var. Şöyle de yakından da gösterelim. Karton fiber değil, gerçek karbon. Gerçek karbon fiber. Sanırım bir açabiliriz istersen kaputu. 2,5 kilo belki, o civarda bir rakam olabilir. Bunu genelde kaplama zannederler. Ama bu kadar nadir olduğunu bilmiyordum ben de mesela. Hafifliğini görünce bunda bir numara varmış diyorlar. K20 zaten direkt göze batıyor orada. Ama bu kaput biraz dert. Rem air'lardan, bu hava deliklerinden çok içeri toz alıyor. Yani titreme olmuyor ama, değil mi? Titreme olmuyor, hayır. Zaten bugün gösteririz onu da. Titreme yok. Ama dediğim gibi yani yağmurlarda falan bir ince düşündürmüyor değil. Biz motor de pek bölümüne birazcık toz yağdırıyoruz. Çıkarmamaya çalışıyoruz yağmurda zaten, malum. Bunun kapakları var normalde. Kapatabiliyorsun orayı. Kapaklarını kapattığın zaman da zaten çok bir havası kalmıyor. Onunla da uğraşmıyorum açıkçası. Motor dıştan OEM duruyor. Motor dıştan OEM, evet. Buradaki boşluğun sebebi, burada akü, burada filtre var normalde orijinalinde. Ama bizde injin aşağı mı taşıdık? İnjin filtre var aşağıda, buradan görebilirsin. Çok belki görebilir onlar, aynen. Filtre aşağıda, evet. Bu yazlık setup herhalde, değil mi? Aynen. Kışın birazcık daha sıkıntı kışın olur. Kışın Cevat, yani evin ilk araba, yani evin tek arabası değil. Pek kışın binmemeye çalışıyorum açıkçası. Yoksa su çekince oradan bir düşündürmüyor değil. Yağmurlarda falan, evet. Çünkü yere yakın ve bu buradan rahatlıkla alabilir. Sesi ama farklı değil mi filtrenin? Filtrenin sesi çok farklı, evet. Bunu egzoz kapattığımızda belki arkadaşlar duyabilir. Videoda kamerada ne kadar çıkar bilmiyorum ama. İstiyorsan bir gösterebiliriz de inceden motoru çalıştırıp sesini çıkar. Motoru da çekmiş olurum hem. İnceden istersen bir basalım. Belki filtre sesini duyurmuş oluruz. Egzozu kapatayım o zaman. Aynen. Bayağı baskın bir şekilde geliyor ya. Bayağı geliyor çünkü filtre sesi. Evet, normalde bu kapaklardan ben daha önce görmedim. Sanırım bir tek bende var. Bu normalde burada ya sis var olur. Ama biz FN2'ciler sisi iptal edip buraya düz kapak yapıyoruz genelde. Kapak olsa bu sefer bunun bir anlamı kalmayacak. Buradan taze havayı basıyor motora. O biraz, evet, kullanışlı. İstiyorsan ama dediğim gibi kaputu kapatıp jantlarımıza doğru devam edelim. Kaput hafif olduğu için biraz zor kapanıyor. Ya kesinlikle bıraktığında falan kapanmaz. Bunu buradan bastırmanız gerekiyor. Evet. Jantlara gelirsek onlar da farklı. Jantlar, Cevat, bu arabada ya bu jant var ya orijinali var. Daha arasını görmedim. Belki bir iki arkadaş yapmış olabilir. König Milligram diye geçer bunlar. Bayağı tutuluyor FN2'de o zaman. Yani hafif olduğu için genelde tercih ediliyor. Frenlerimiz kendi frenleri. Frenler orijinal, evet. 6,5 belki 7 kilo civarıdır. Bayağı hafif yani, orijinal jantı 13,5 kilonun üzerinde. Bayağı. Yani bu arabaya biraz kastı. Bende orijinali de var. Yani 2 hafta dayanabildim. Tekrardan buna döndüm. Yani beğenen var, beğenmeyen var. Bence fena değil. Offsetli de bir jant. Evet. Oz Racing'e de benziyor birazcık. Biraz andırıyor, evet. Biraz andırıyor. Bayağı offsetli bir jant. Arka spoilerımız Mügen abla. Bu can düşmanımız. Bütün rolinglerde topu buna atıyorum. Spoiler beni çok tutuyor diyorum. Daha öncesinde yoktu. Ben de çok aramadım. Gerçekten fark ediyor mu hızlanmadan? Yani downforce fark yarattığı ediyor için birazcık düşürüyor seni. Fark ediyor. Ya bir boy tutuyor, öyle söyleyeyim. Yani
belki 2-3 ay kullanan bilemez ama ben bir sene spoilersız gezdim. Aşağı yukarı bir senedir de spoilerlı geziyorum. Ama ya aradaki farkı ayrı. Anlayabildim yani. Biraz tutuyor. Biraz da mazeret tabii ama görsellik için şarttı. Arka kısmına doğru gelince başka difüzörümüz yok zaten. Hayır, orijinal difüzörlerimiz. Exhaust'da sadece bir modifiyemiz var. Exhaust'da son susturucu var, X'i tercih ettik. İstiyorsan sesi de geçmeden önce de bir Exhaust'u da dinletelim. Sesini dinletelim, aynen. Bu tadımlık olsun. Devamı zaten içeride gazlarken. Dışı böyleydi aracın. Yavaştan da içine geçelim. Hala kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çok az kaldı 100.000'e. CV Films ailesi büyüsün bence artık. Onun için artık aracın içine geçip bence başlayalım. Evet arkadaşlar, aracın içine geçtik. Yine çekim rotamızdayız. Karşımızda tünel var. Bir tedaviyle başlayalım. Tünelle beraber başlayalım. K20 tedavisi. Benim camı da indireyim birazcık. Sayende biz de arabayı özledik yani. Hazır takipçilerimiz sesini duymuşken istersen bir setup'ını bahsedelim aracın. Yani araç aslında çok bahsetmeye gerek olmayan motora sahip. Bugün K20. Çoğumuzun bildiği yani, aslında. Yakında artık bakkallarda falan satılacak herhalde. K20 Z4 kodlu var bu araçta. K20 Z4 kodlu aynen. Elektronik gaz kelebeği olan modeli bu. Stok haliyle 201 beygir miydi güç üretim? 201 PS evet. Stok haliyle. Bizimkini her zaman gibi stok değil. Bizim aracımıza ben stok da bindim. Yani stok bindim derken beyni iptal edip, bunda Honda Data Flash Pro beyin var. Bu beyin o zamana kadar çok anlamını kavrayamadım açıkçası. Yani araçtaki birçok şeyi değiştiriyor. Yani bilmeyen arkadaşlar, beyinli araba ya çok iyi gözle bakmıyorlar açık konuşmak gerekirse. Ama yani şartmış. Arabayı ilk aldıktan sonra beyni iptal edip orijinal beyinle mi döndün? Bir kısım evet. Bir süre orijinal beyinle, yani orijinal dedim, hani bakayım ne var arabada, orijinalini görmek istedim. Abi şöyle söyleyeyim, yani çok teknik detaylara girmeyeceğim. Beyin araçtaki yakıt sisteminden tutun gaz tepkimesine kadar çok fark ediyor. Her şeyi değiştiriyor. Çok fark ediyor. Ve yani dayanamadım. Tekrar geri döndüm. Dayanamadım, geri döndüm. Abi dedim, Emrecan abiye gittim dedim, abi beyni geri alalım. Kelfold 179A dereceli egzantrik var. Ama yayı şapkası yok. Yani aslında bu bir gizli spek sayılır. Bize belki çok yüksek süratlerde ve sağlam olmasından başka çok bir avantaj sağlamaz diye düşünüyorum. Belki yay şapka olsa daha faydalı ve yararlı olabilir. Pistonlarımız stok. Eijin filtre kiti var. Ondan bahsetmiştik. Dışarıdan zaten sol altta. Evet. Bence çok yararlı. Ya motorun içindeki sıcak havayla işi olmuyor motorun. Dışarıdan alıyor. Sağlıklı. Kendi OEM kutu filtresiyle de sürdün mü arabayı, yoksa o direkt var mıydı? O şekilde hiç kullanamadım. Vardı. Aslında ben aldım da bu arabada birçok setup vardı. Biz biraz üzerine koyduk. OEM'e geri çevirdim bir ara. Birazını çevirdik. Kendi kafamıza göre oynadık yani arabayla. Nedir ne değildir bir görelim istedik. Bir şu an 230 beygir civarıdır herhalde değil mi? Yani Cevat biliyorsun bu konularda yani sticker artı 5 beygir. Yani ölçmeden bir şey söylemek
yanlış olur diye düşünüyorum ama 230 civarı, 235 belki verebilir. 240 beygir değildir diye düşünüyorum. Zaten atmosferikte beygir kazanmak da bayağı zor. Çok. Turboda çok zor yani. Bir yazınla bile kaç beygir kat ediliyor. Çok zor, evet. Sürüşü falan da çok enteresan, turbo gibi değil. Yani, manifoldlarda bir değişiklik oldu mu bizim exhaust setup'ında? Exhaust setup'ımızda bir değişiklik yok. Varex var, düz boru var. Toda headers var. Bu arabaya biz EP3 pompası bakladık. Bizim kendi pompamızda bir sorun çıktı. Kendi pompanızı takmamanızın bir nedeni var mı, artı ya da eksi? Şöyle söyleyeyim, FN2'nin yağ pompası Taypar camiasında en düşük devir dönen pompa. Hı. Bugüne kadar pek bozulduğuna rastlanılmamış. O yüzden çok da kurcalanılmamış. Bizimki bozuldu. Biz de biraz aradık, açık konuşmak gerekirse. O zamanki döviz kuruyla sanırım 7000 lira civarına geldi. Sonra ben FD2 pompası bakmaya başladım. FD2 bu arabanın Japonya'daki versiyonu. R modeli diye geçer. Mügen R diye geçiyor sanırım. Çok iyi bilmiyorum, arkadaşlar beni yadırgamasın. Çünkü görebileceğimiz bir araç değil. Onun da Kıbrıs'ta buldum. Orasıdır, burasıdır, şu para, ikinci el ama sıfır gibi kardeşim. Bir de buraya getireceksin, edeceksin, uğraşacaksın. Kara kara düşünüyorum öyle. Sonra Emrecan abi sağ olsun, onda master'ım, bir daha ümlerinden. Timurçin, ona da buradan selam olsun. Selam olsun. Onur, git bir tane EP3 pompa al, gerisine karışma dedi. Ama ben basiretsiz olarak onu da bulamadım. Onu da kendi aldı. Swapladı, taktı. Gayet de memnunum. Şu an 8-800 civarı dönmesi lazım. Ona da çok emin değilim. Çünkü artık o işleri Emrecan abiye bıraktım. Stok ne kadar dönüyordu bu araba? Stokta 8400 dönüyor. 8500 civarı olması lazım. EP3'ten daha az dönüyor değil mi? EP3'ten daha haliyle. Az dönüyor. Tabii. Bu pompadan da biraz etken. Biz şu an 8800 civarı dönüyoruz. Ya bu konuda da çok geyikler oluyor. Yani bir devirden sonra boşa dönüyorsun falan. Ya bu öyle bir şey değil ki. Bu keyifle alakalı bir durum. Yani ses değişiyor işte. Sesle alakalı bir durum. Hazla alakalı. Yoksa boşa dönmüşsün, doluya dönmüşsün. Yani o geyiklere çok girmiyorum. Rolling camiasının o efsane geyiğidir. 8600'dan sonra dönen boşa döner derler mesela. Bilmiyorum, hiç duydun mu? EP3 binme fırsatın oldu mu hiç? EP3'e çok uzun süre binemedim, açık söylemek gerekirse. Eşte dosta vardı, öyle sürdüm. Çünkü aslında genelde FN2 birazcık üvey evlat niyeti oluyor. FN2 üvey evlat, evet. Hani Taypar camiasında. Taypar camiasında üvey evlat. EP3 biraz daha atlangoç bir araba buna göre. Ama bu, yani şöyle söyleyeyim. Yani hani rollingle araba çok böyle bir aran yoksa, hayır, bir araba günlükle alırken, biniyorsan bence en mantıklısı daha çok bu. Yok, bir araba alırken yani kişinin istekleri önemli. Yani benim bu arabayı almamdaki sebeplerden biri, ben ya kapımı kapattım da arabanın içinde güvenli olayım istedim. EP3 bana o hazzı pek vermedi. Daha hızlı, daha keyifli. Hepsinde seninle beraberimdir belki ama dediğim gibi yani kapıyı kapattığımda çok içinde kendimi güvende hissedemedim. En çok ayıran da herhalde bir de elektronik gaz kelebeği olmuş. Elektronik gaz kelebeği, evet. Hissiyat bakımından. Yani elektronik gaz kelebeği ile telli gaz kelebeğinin arasındaki farkı kullananlar çok iyi bilir. Ama dediğim gibi beyinle, yani Honda Data Flash Pro beyinle gaz tepkimesini kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Ben pedal commander falan alacaktım. Yani türevi cihazları alayım, kullanayım istedim. Bu şeyden ama sonra? Beyinden sonra çok gerek yok yani. Bütün hepsini orada ayarlayabiliyorsun. Bir ince de gazlayabiliriz istersen. Gazlayalım Cevat. Egzozu açayım. Varex açık. Bir de Pop and Banks de var galiba değil mi? Yazınla evet, beraber. Evet. Emrecan abi onu sağ olsun yaptı. Şöyle arkadaşlara biraz dinletelim. Belli bir devirden sonra mı patlıyor? Genelde 5000 ile 4000 devir arasında patlıyor. Çok yüklenirsen patlıyor. Videoda ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama bence keyifli. Bayağı yansıyordur. Hala dönüyoruz.
Ben daha dibini göremedim. Yoran arkadaşlar varsa yorumlarda belirsin. Yani pilotajıma da o kadar güvenmiyorum. Benim için yeterli ya. Benim için yeterli. Bir Buray'la galiba bir top speed denememiz olmuştu. Buray'la bu yoldan dönerken oldu. 246 civarı bir sürat gördük. Şey konusu hakkında bilgin var mı? Bu atmosferik motoru daha çok yüklemek amacıyla yapsak mantıksal boyutlarda ne kadar güç alabiliriz? Yani çelik kol piston kullanılırsa iyi bir dereceli egzantrikle İstanbul'da bir tane 24 var, K24. 10.2 saniye koşuyormuş. 100-200'ü. 100-200'ü. Yakıtsız koşuyor muhtemelen. Yakıtla belki biraz daha aşağı veya yukarı inebilir. Öne açık bir motor. Charger yapanlar oldu. Turbo yapanlar oldu. Bir de genelde motor kırınca bu arabayı K20 yerine K24'e de geçen var değil mi? Yağ pompa konusunda mesela pompam krankıma zarar verseydi biz de zaruri olarak 24'e dönecektik. Çünkü arada biraz ciddi bir fiyat farkı var. Genelde de 24'e dönülüyor. Ama 24'ün sesiyle 20'nin sesi çok başka. Biraz da popcorn dinletmeyelim. Olur. Nasıl aracın? Vallahi yolda, yakıt şehir içinde, konusunda özellikle bu yüksek yakıt fiyatlarını merak ediyor takipçiler. Önce çünkü şöyle söyleyeyim, ekrandaki ne kadar yaktığı ile ilgili yol bilgisayarındaki rakamla depodaki rakam tutuyor. Yarı gazlamalı, yarı gazlamasız şehir içi durkak trafiğinde gene 10 litreyi öldürmeye çalışıyor. Yakıyor. Ha bir de devir çevirmen gerekiyor ya alttan da güç gelsin diye. Torksuz olduğu için biraz devirli binmen gerekiyor tabii. Turbolu gibi değil. Özellikle durkak trafiğinde biraz yoruyor. Hani torkun ne demek olduğunu bugüne kadar hiç hayatında görmemiş insanlar şu arabaya binmeli. O zaman öyle torku hissediyorsun. Çünkü yok. Olmayan bir şeyin de hemen farkına varıyorsun. Espri bunlar ama gerçek. Biraz tork yönünden zayıfız. Ama tabii o torktaki ayıbımızı devirle kapatıyoruz. Devirle kapatıyoruz aynen. Dön bitmiyor. Bir de şanzıman senin galiba hoşuna gitmiyor değil mi? Birazcık. Konumlar olarak biraz EP3'de konum olarak bana şey geliyor, tuhaf geliyor. EP3 gibi değil. Yani ne burada ne burada. Tam ortada. Alışılagelmiş yerin çok dışında. Belki alışmadığımız için de olabilir. Yani ama öğreniyorsun. 2'nin konumu, 3'ün konumu birazcık daha alışılması gerekiyor değil mi? Ya mesela hızlı kullanırken. Bir de kalktın, diktin arabayı. Çat diye 2 yapamazsın bunda. Yaparsın da biraz rotasyon gerekir. İkisi biraz çapraz. Ona bahsetmiştik. Onun haricinde diğer fitesleri iyi, fena değil. Ben sadece yerini beğenmiyorum. Yeri bana biraz şey geliyor. Hani yoksa kemikli olsa, taktık. Yoksa kemikli. Hani sorun yaşadığımızdan değil. Sadece kıllatıyoruz yani. Başka onun dışında zaten dış tasarımdan bahsettik dışında. Abi tasarım çağın çok ötesinde hala. Yani an 2007-2010 arası çıkan bir araba. 2011 son diye son biliyorum. Son oldu galiba. 2011'den 2011 model 3 tane var. Onun haricinde bitiyor. 2007 model de 1 tane var. Ama bir tane de olsa model olarak saymamız gerekiyor. Spoiler'ınız varsa bagaj amortisörlerine elveda deyin. Zamanla şey oluyor değil mi? Ağırlıktan dolayı. İlk taktığımda çalışıyordu. Şimdi artık bir elden geçmesi gerekiyor. Yani birini tutması gerekiyor. Bagaj açık kalamıyor. İstiyorsan bir 100-200 de alalım. 100-200 mü? Makineyi bir kurup. İkide oturayım ya. 100-200 arkadaşlar saysın. Başardım kanka. Ses keyifli ama ya. Bu araba yani keyifli kılan. O kadar limitöre düşmemek lazım normalde. İşte tabii şimdi kameralar oynadığımız için. Çok iyi bir şey değil. Tavsiye etmiyorum. Onun dışında her şeyi konuştuk. Yine merak edilen noktalar varsa yorumlarda yardımcı oluruz arkadaşlara. Ya da seninle iletişime geçebilirler Instagram hesabından. Kesinlikle geçebilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yani dediğim gibi çok böyle aman amanlık bir durum yok bu arabada. Neden öyle bir evlat gibi bakıyorlar bilmiyorum. Onların tercihi. Bizim için her şey yolunda. Öyle söyleyeyim.
Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince de gazlamaya çalıştık. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar.